Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kündelikteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kalemsiz dikkatler ekranımız olsun. Washington poştisida Xitayda etnik qirg'inchilik qaytib keldi mavzuli maqola e'lon qilindi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, yaqinda buyon Sharq Turkistondagi zo'r ko'lamli tutqunda millionlagan begunoh uyg'urning tarbiyalash markaz nomidagi lagerlarga qamalganligi haqidagi xabarlar ko'plagan kishilar eng zo'r darajada ko'ngil bo'layotgan temalardan bo'lib kelmoqda. Amerikadagi eng cho'ng gazetalardan bo'lgan Washington poştisi gazetasining 2-avgust sonida e'lon qilingan Josh Roginning bu vaqtdagi bosh maqolasida uyg'urlarga qaratilgan etnik tozalash shaklidagi qirg'inchilikning xavfi alohida muhokama qilindi. Amerikadagi siyosiy analizchi Washington poştisi gazetasining maxsus Eston yozuvchisi Josh Rogin maqolasida hozir minglagan uyg'urning izdiraksiz yo'qolib ketayotganligi, shuningdek lagerlarda qiynoq va o'lim hodisalarining har qachon ko'rilayotganligi qatorliq ahvollar sababidan bu lagerlardagi uyg'urlarning Xitoy rejimi ispusini chiqarmay turib etnik tozalashni ijro qilsa biz qandoq qilarmiz deb andisha qilayotganligini alohida ta'kidlaydi. Maqolada ko'rsatilishicha Xitoy rejimi asabiylikka va terrorlikka qarshi turish nomida millionlagan uyg'urni hech qanday qonuniy tarafdan o'tmagan holda qo'lga olgan hamda lagerlarga qamab olgan. Uyg'urlar bo'lsa o'zlarining diniy va madaniyat haqlarining vayron qilinishiga qarshilik ko'rsatayotganligini ta'kidlab kelgan. Halbuki necha million kishi mushundoq eg'ir krizisga duch kelayotganda xalqaro jamoat asosan bu ishga qarata sukut qilishni tanlab olgan. Sun'iy hamrohdan tortilgan suratlar navbatda Sharq Turkistonda bu xildagi lagerlarning zo'r ko'lamda yasalayotganligini ko'rsatmoqda. Yana kelib bu xil qurilishlar haqidagi to'xtam e'lonlarini hammali joyda ko'rgili bo'ladi ekan. Shuning bilan birga ashu lagerlardan qutulib chiqqan kishilar u joylarning qaysi ravishdagi mudhish va qabohatlik bir makon ekanligi haqida orqama orqadan guvohlik bermoqda. Halbuki dunyo yana bu ishlarga sukut qilmoqda. Maqolada ko'rsatilgan navbatda uyg'urlar duch kelayotgan zo'r krizisga qarata Amerika hukumatı inkas qaytirmoqda ekan. Abdur oxirida Sharq Turkistondagi vaziyat mushundoq yomonlashib ketayotganda Amerika hukumatı beparvolikni davom qilmasligi lozim deganini ta'kidlagan. Shunaqa jalla qilib, biz boshqa yoqqa qarab olsakmi bo'ladi, ammo bizning xabarimiz yo'qgan to'q degan ko'ni muqamni endi qayta takrorlashimizga bo'lmaydi deydi. Maqolani tunji qatim Uyg'ur xabar agentligi uchun tarjima qilgan Tahir Emin Uyg'urian so'z beshida shunday deydi. Men har bir Uyg'urni Uyg'ur-Xitoy axborot urushiga qatnashishga va muxbirlarga so'zlash harakatiga ovoz qo'shishga chaqiraman. Biz faqat realligimizni butun dunyoga bildirganda o'zgarish bo'ladi. Biz harakatga o'tmay, dunyo harakatga o'tmaydi. Tarbiyalash markazlaridagi uyg'urlar sonining 2 milliondan 3 milliongacha ekanligi olg'a surilmoqda. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Sharq Turkistondagi zo'r ko'lamli tutqunga munosabati ahvol to'ki yaqingacha 1 million atrofida uyg'ur solangan degan shaklda ma'lum bo'lib kelgan edi. Navbatda bu sonning allaqachon 3 millionga yaqinlashib qolganligi olg'a surilmoqda. Xitoy inson huquqlari muhofazachilari jamiyati uyg'urlar diyoridagi yashirin tekshirish asosida 3-avgust kuni o'zlarining to'rbatida maxsus maqola e'lon qilib, navbatda oz degandimi 3 millionga yaqin uyg'urning o'xshash bo'lmagan tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarda qamoqda yoki majburiy shakldagi o'g'inishda ekanligini bildirdi. Mazkur jamiyat uyg'urlar diyoridagi yashirin tekshirish jarayonida Janubiy Shinjong rayonidan oz degandimi 660 ming uyg'ur uylaridan tarbiyalash markazlariga elib ketilgan 1 million 300 ming uyg'ur bo'lsa, nohiya va yezilarda majburiy shakldagi kunduzlik yoki kechlik o'g'inish kurslariga qatnashmoqda deb xulosa chiqargan. Ular Qashqar, Xotan, Oqsu qatorliq joylarda yerlik uyg'urlar bilan suhbatlashish jarayonida ba'zilar bizning yezida hozir er kishi qolmadi degan. Yana ba'zilar bo'lsa, ketman chapalaydiganlarki er kishilarning hammasi hozir turmada yezimizda hozir hech qanday amga kuchi qolmadi degan. Yana bir uyg'ur ayol bu vaqtda so'z qilib, yezimizda 2 ming nupus bor edi. Bulardan 200 kishi nohiyadagi o'g'inish markaziga elib ketildi. Qolganlar yezimizdagi markazda o'g'inishga qatnashimiz. 15 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan kishilarning hammasi buningga qatnashishi, u joyda Xitoycha til va Xitoy qonunlarini o'g'inishi lozim degan. Sharq Turkistonda 20 yildan buyon savdo qilib kelayotgan bir Xitoy savdogar hozir Janubiy Shinjongdagi yezilarda yoshlar va 30 yoshliq kishilar qolmadi. Ularning hammasi qayta tarbiyalashda degan. Qashqardagi tekshirishda oz degandimi 20% dan 40% kichi bo'lgan aholining tarbiyalash markazida ekanligi,
umumiy nüfusi Xitoy bildirgandek 11 milliondan oshadigan uyg'urlarning 30% mushxildagi markazlarda deb hisoblagandimi? Oz deganda 3 million 300 ming uyg'urning mushxildagi o'g'inishga band qilinganligi ma'lum bo'lgan. Maqolada ko'rsatilishicha bu xildagi jazo sababi va jazo chekin noma'lum holda zo'r sondagi aholini tutqun qilib olish Xitoyning turli qonunlariga hamda xalqaroliq ahdnomalariga butunlay xilof ekan. Ammo Xitoy rejimi ta hozirgacha bu markazlarning ahvoli haqida ma'lumot berishni rad qilib kelmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha 26 iyul kuni Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan Uyg'urlar diyoridagi lagerlar masalasiga bag'ishlangan guvohlik berish yig'inida Loyola universitetining professori Ryan Sam navbatdagi 1 million atrofida Uyg'ur o'g'inish markazlariga yig'ib olingan degan uchurning 2017 yildagi ma'lumot ekanligini Shuningdan buyonki 10 oyga yaqin vaqtda yana qanchalik uyg'urning qamalganligi aniq emasligini alohida qayd qilib o'tgan edi. Qumulda suv ambiri teshib 20 odam hayotidan ayrildi. 4 avgust Dajiyan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha Sharq Turkistonning Qumul shahri atrofidagi rayonlarda qattiq yomg'ir yig'ish sababidan suv ambiri teshib ketib 20 odam hayotidan ayrilib, 8 odam yo'qolib ketgan. 31 iyuldan boshlab Qumul shahar atrofi rayoni va Tashviliq yilsida bir qancha kun yomg'ir yoqqan. Yomg'ir yoqqan kunlar ichida 1 soat odatdan tashqari qattiq yomg'ir yog'ib, har kvadrat metrga tushgan yomg'ir suyi 110 mm yetgan. Tarixda bu yerda 1 soatlik yomg'ir miqdori eng yuqori bo'lganda 52.4 mm yetgan. Shu sababli kalkun apati yuz bergan. Mazkur apatda 20 odam hayotidan ayrilib, 8 odam yo'qolib ketgan. 8700 uy, bir qism terilg'u yer, tosh yo'l, temir yo'l, tok va aloqa aslahalari buzilgan. Mazkur xabarni 1 avgust Xitoydagi tuyuqsiz yuz bergan hodisalardan ma'lumot beradigan Torbat e'lon qilgan bo'lib, g'alati yeri bu xabarni tarqatgan Torbat keyin echilmaydigan bo'lib qolgan. Xinhua agentligi bu haqda bergan xabarida Qumulda suv ambiri teshib ketib, 20 odamning hayotidan ayrilganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq necha minglagan uyning ziyonga uchraganligi haqida xabar bermagan. Turkiyaning Mug'lon shahrida Sharq Turkistonni tunishtirish faoliyati boshlandi. 4 avgust Sharq Turkiston yangi nasl harakati jamiyati Turkiyaning Mug'lon shahri Vala yesida Sharq Turkiston madaniyatini tunishtirish faoliyati boshlandi. Faoliyatni Sharq Turkiston yangi nasl harakatining jamiyat a'zolari tashkillagan bo'lib, mazkur faoliyat 4 va 5 avgust kunlari 2 kun davom qiladi. Faoliyatga Mug'lon shahri boshlig'i va Mug'lon shahridagi bir qism o'quvchi va o'qituvchilar qatnashadi. Faoliyatga Uyg'urlarning kiyim-kechak madaniyatini tunishtirish maqsadida arancha va ayolcha har xil fasondagi kiyimlar, har xil do'ppilar tizilgan. Bu qatimqi faoliyatga Sharq Turkistondagi Xitoy zulmini tunishtirishdan boshqa Uyg'urlarning an'anaviy uy ichi bezakchilik madaniyatini tunishtirishdan iborat yangi turni qo'shgan bo'lib, ko'rgazmaga o'zgacha tus bergan. Xitoy suv apati sababli 33 million dollar ziyon tortdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Xinhua agentligining xabar qilishicha, davlatning g'arbiy janubidagi Yunnan o'lkasidagi 15 viloyat va nohiyada qora yomg'ir keltirib chiqargan suv apatida 6 kishi o'lgan, 226 ming kishi ziyon uchirgan. 756 kishi bexatar joylarga o'rinlashtirilgan. 12 ming gektarlik yezi egilik sohasi 1686 uy ziyon uchirgan. 228 million yuanlik, ya'ni 33 million dollarlik iqtisodiy ziyon kelib chiqqan. Yerlik meteorologiya idorasining mo'ljallashicha qora yomg'ir va bo'ron chapqun uda 4 kun davomlashadi ekan. Xabar deyilishicha o'lkalik komitet yerlik xalqning tegishli tadbirlarni elishi to'g'riliq ogohlantirish chiqargan. Yana bir tarafdan Xitoyning g'arbida 5.2 ball yer tebrigan. Yerning tegidan 10 km chuqurlikda yuz bergan yer tebrash apatida odam o'lish va yorilish ahvoli ko'rilib-ko'rilmaganligi to'g'riliq hech qanday rasmiy bayonot e'lon qilinmadi. Erdo'g'on Amerikaga eng uyg'un javob qaytirildi dedi. Turkiya Jumhuriyeti Jumhur Raisi Recep Tayyip Erdoğan, İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu bilen Adliye Ministeri Abdülhamid Gül'e imbargo yürgüzgen Amerika Koşma Ştatları'a en uygun cevap kaytırıldı kallıkını etti. Türkiye Avaz Redüs haberde bildirilmişçe Cumhur Reis Erdoğan, Ankara Tenterbiye Zalı'da ötküzülgen Adalet ve Terakket Partisi Baş Merkezi Ayallar Birleşmesi'nin 5. Nöbetlik Pevkuladi yığınıda bu axtı toxtalğanda mundaq dedi. Türkiye'ye tehdit silivatkallar ve bimani imbargo kararlarını çıkırış arkalık Türkiye'ni tiz püktüreleydi kallıkını guman kılavatkallar bu devletini hem Türkiye halkını hiç düşünüp yitilmepti. Bugün alakadar tarmaklarına yol yoruk düşürdüm.
Amerika Qoşma Ştatlarının Ədliyə Ministeri bilən İçki İşlər Ministerinin Türkiyədəki mal mülüklərini toğnutub qoyumuz. Türkiyənin Avropa həm Amerika Qoşma Ştatlarıda içki siyasət üçün kozırıqı aylandırıb eləşiqi bolmaydıqallıqını təkitləyən Erdoğan mündaq dəb görsətdi. Avropağı oxşaş xatalıqlarını sadır qılış Amerikağı heç nərsəgə əsqatmaydı. Amerika tərəf bilən aramızdakı məsələlərini ortaq mənfəətlərimizi çıxış nöqtə qıladığan ittifaqdaşlıq və strategiyelik həmrahlıq eyni aldınqı planğı çıxarğan halda həl qıla alışımız mümkün. Amerika Qoşma Ştatlarının rahib Andrew Bronson vəqəsi toğurluq taşlıqan qədiminin strategiyelik həmrahlıq eyni yat işkəlləgini əskərtkən Erdoğan mündaq dedi. Amerika Qoşma Ştatları əslədə bundaq qılış arqılıq Türkiyəyə iğir haqarət və hörmətsizlik qıldı. Bundaq qılış arqılıq Türkiyəni ədəbləş heç kimnin həddi əməz. Bu, incilistik və siyonistik anının məhsuludur. Prezident Trump bu noktada çoğun tuzakı çüşüp kaldı. Değerli kardeşlerim, şunu da çok açık net ortaya koymam lazım. O da şudur. Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı Bronson'la ilgili olarak onu yakından takip etti. Ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı mantık değildir. Yani bu Teksas'takilerin işi olabilir. Ama kalkıp da burada Amerika'da herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bakanlarımla ilgili böyle bir yaklaşımı kabullenmek asla mümkün değildir. E şimdi ne olacak? Biz dün akşama kadar sabrettik. Şimdi ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız varsa. Varsa. Kocaeli şehrinde bir Uygur perzentimiz suda tuncuqup vapat boldu. Bugün Türkiye'nin Kocaeli şehrinde 11 yaşlık Abduquddus Abdullah suda tuncuqup kaza kıldı. Bugün etigen 11 yaşlık Abduquddus ailesi bilen İstanbul'un Pendik rayonundan sayahat kılış üçün Kocaeli Gebze Denizli yenideki köylük gelgen. Köldeki suğu çüşüp bir mezgel su üzgendeyken kutkuzunlar dep vakıraşkı başlıgan. Köylünün sırtıdakiler amal kılılmayı 112'ye malum kılgan. Ciddi kutkuzuş hadimleri ülgürüp gelgeçe Abduquddus Abdullah ailesikilerinin közeden gayip bulgan. Ciddi kutkuzuş hadimleri balını köldün süzüp elip doktorhanıga elip bargan bolsumu kutkuzuş ünüm vermey alemden ötken. Şu yerge mesul sakçılar vakanın tefsiri, ehvali ve kilip çıkışını tekşürmekte. Abduquddus Abdullah'a Allah'tan rahmet, onun ata annesi ve ailesine sabır dileyimiz. Hürmetli televizyon kurucular, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.